Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Medyanet Haber olarak şöyle bir gündemi ben gazeteci Hakan Bakar sizlere değerlendirelim istiyoruz. Ve 10 Eylül'e kadar devam edecek Sivas'taki tarım ve gıda fuarında neler yaşanıyor? Dün şöyle bir gezdik efendim atmosferi ve baktık ki tabii özellikle traktörcüler satışlar gayet iyi dediler. Hemen arka plana geçiyoruz. Traktörcüleri geçtikten sonra da orada STK temsilcileri odaların çeşitli tabii ki tanıtımlarını yapmış oldukları çadırlar, bölmeler yer alıyor. Daha sonra bir kısımda ise Sivas'ımızın ilçelerindeki tabii neler var neler yok onlar sunuyor. İlçeler standları çok zayıfıma gitti. Onu bir defa söyleyeyim. Yani çok özen gösterilmemiş. Sadece öyle yüzeysel olarak biz de buradayız dercesine ilçe standları tarım fuarında sadece yani biz de buradayız demek için yer aldıklarını hissettim. Genel olarak tabii gıda reyonunu şöyle bir gözden geçirdik. Gıda reyonunda ise Sivaslı ve Sivas'taki hizmet veren vatandaşlarımızın veya işte esnaflarımızın daha doğrusu olmadığını gördük. Esnaflarımız fuara ilgi göstermedi. Neden göstermedi? Bunu da tabii ki bir düşünmek lazım. Teklif gitti mi bilemiyorum ki gitmiştir muhtemelen bu fuar organizasyonunu yapan ama geçmiş yıllardan esnaflarımızın da hep akıllarında bir soru işareti vardı. Fuarda neler eksik değil mi? Bunlar hep tartışılıyordu ki fuarın en önemli eksiklerinden bir tanesi yıllardan beri ihtiyaç giderilecek bir lavabonun WC'nin fuar alanında olmaması. Bu her zaman büyük bir kayıp olarak tarihte yerini koruyor. Ne yazık ki yani geçmiş yıllardan bugünlere 8.'si şu anda yapıldı. Aralarda tabii işte o pandemi döneminde fuar organizasyonu yapılamamıştı ki herkes zaten eve kapanmıştı. Ama 8.'si bu sene gerçekleşti ama yine Sivas'taki tarım ve gıda fuarında normal oradaki tabii stand açan görevlilerin gidebileceği bir tuvalet yok. Onu bir defa söyleyelim. Nereye gidiyorlar? Okullar bölgesinde olduğu için okulun tuvaletini kullanıyorlar ama akşam saat 5'ten sonra da okul kapanınca tuvalet ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlar? Orasını bilemiyoruz. Yani biz bunu oradaki efendim standtaki böyle esnaflarımızla konuştuğumuz zaman şöyle bir bizlere de onu fısıldadılar. Peki yerel standlara baktık. Yerel standlarda şehrimizi temsil eden işletmelerin olmadığını bu konuda tabii ki fuar konusunun çok ciddi bir şekilde ele alınmadığı da gösteriliyor ki fuarda temizlik konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Onu dikkat ediyorlar. Geçmiş yıllarda böyle toz toprak çok fazla vardı ama bu sene tabii bunlar azalmış konumda. Hani her sene bir şey belki düzeltiliyor ama bir anda birçok şeyin de düzeltilmesi lazım. Maddi olarak tabii fuarda esnaflar yer aldı. Onlar da tabii ki o fuarda yer almak için ne yapıyorlar? Bir bedel ödüyorlar. Ama şehrimizin efendim işte sucuğu, pastırması, kavurması veya da şehrimizin özel böyle gıdası vesaire bunlar fuarda yer almadı. Daha çok böyle işte Hatay'dan, Diyarbakır'dan veya diğer illerden şehrimize gelip tabii fuar alanını dolduran esnaflarımız vardı. Keşke hani biz Sivas'ımızın özel değerlerini, Sivas'ımızın özel tabii ki böyle yeme içme kültürünün de burada sağlıklı bir şekilde insanlara tanıtılması gerektiğinde altını çizelim. Ha dışarıdan gelen esnaflarımız başımızın üstünde yeriniz var. Tabii ki fuarlar herkes açık katılabilirsiniz ama şehrimizin esnafları bu yönde neden fuara ilgi göstermedi? Esas tabii ki önemli konulardan bir tanesi bu. Sadece gıda konusunda nazar eti gördüm. Hemen fuarın böyle gıda reyonlarına geçiş yerinde standları yer alıyor. Hani iç bölmelerde neler var? İşte Cumhuriyet Üniversitesi'nin, işte Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin, işte Sivas İl Tarım Gıda Müdürlüğü'nün. Sonrasında işte tabii ki Sivas'taki bu tarım ve hayvancılık üzerine işletmeler var. Onlar da tabii yapmış olduğu işleri tanıtmak üzerine fuarın iç kısımdaki standlarda yerlerini almışlardı. Yine elektrikli araba konusunda da tabii ki Alper Eren Ateş kendisine selamlar gönderelim. Elektrikli araçlarda fuarda çok dikkat çeken standlar arasında yer alıyordu. Biz de tabii ki gezdik. Gördüklerimizi sizlerle paylaştık. İlçelerin standlarının zayıf olduğunu özellikle vurgu yapmak istiyorum. Kaymakamlıklar, belediyeler bu konuda çok hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Yani ilçe standlarında ilçe ne üretiyor? İlçelerdeki genel olarak tabii çalışmalar nasıl yapılıyor? Bunların çok önemli bir şekilde o fuara gelen kişiler tarafından iyi bir şekilde tabii tanıtılması anlamında adım atılabilirdi. Ha fuara ilgi nasıl? Gördüğüm kadarıyla dün gezdik. Hani çok da hareketli bir fuar olmadığını tabii özellikle orada antaki görevlilerle görüştüğümüzde, katılanlarla görüştüğümüzde bu ortaya çıktı. Belki hani hafta içiydi veya en yoğun olarak da belki de hafta sonu çok yoğun bir şekilde yaşanacak tarım ve gıda fuarında. Ama bu fuar işinin Sivas'ta özellikle üzerinde biz de duruyoruz bir basıncı olarak, haberci olarak artık ciddi anlamda bir fuar alanının tamamen kapalı özel bir konsepte Sivas'a kazandırılması gerektiğini, işte buna Sivas Valiliği, Sivas
Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Ticaret Borsası, Ziraat Odası, yani odaların güç birliği içerisinde bir araya gelerek mutlaka Sivas'a bir fuarların, daha doğrusu yapılabileceği sağlıklı bir fuar alanının kazandırılması gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü fuarı yola kurdular. Hani geçtiğimiz haftalarda o yolun açılışının yapıldığını, Sayın Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in o bölgenin daha sağlıklı bir şekilde ulaşımı kolaylaştırmak anlamında stadyumun hemen yanındaki yolu açmışlardı. Ama yol fuar nedeniyle 3-5 gündür kapalı. Pazartesiye kadar da kapalı olacağı tabii ki gün gibi ortada. Çünkü hala fuar orada. O yüzden bizim neye ihtiyacımız var efendim? Kendi içimizde fuarımızı daha sağlıklı yapabileceğimiz bir fuar alanına ihtiyacımız var. Hadi bakalım seneye bizi acaba ne bekliyor? Merak ediyoruz. Sivas'ımızın kendi lokantacısı, işte esnafı, gıda işiyle uğraşan veya diğer tabii ki hediyeli eşyayla vesaire fuara esnaflarımız neden ilgi göstermedi? Bunu da tabii ki biz merak ediyoruz. Bunu da buradan vurguluyoruz. Çünkü teklif mi gitmedi yoksa acaba sunumlarda veya da anlatımlardan bir eksiklik vardı? Genel olarak gıda reyonları tamamen dışarıdan gelen esnafların hakimiyetinde olduğunu da biz gittik, gördük, gezdik efendim. Darısı bakalım seneye ne olacak, merak ediyoruz biz de.